Arkadaşlar Nurgül'ün tığı ve yine oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. saat köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet elimde şöyle çok güzel mürdüm rengi. Böyle bir tülbentim var. Ona birebir şöyle aynı renkte bakın 25 numara Mürdüm rengi ipim var. Tığım da 22 numara. Size yine e, çok güzel bir e, model başlayacağız, hazırlayacağız beraber arkadaşlar. modelimizde şu şekilde. Evet. Bugün sizlere hazırladım modelin bu şekilde. Bir zincir oyası. Şöyle. Bakın. E, yapmış olduğum, hazırlamış olduğum modellerin içinde en güzellerinden bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. Şöyle duruşundaki e, güzelliği görüyorsunuz. Sıralı çimeni ve sıralı zincir halkasıyla hiç ip koparmadan da bu şekilde yapılacak. Şöyle bir de tülbentin üstüne hiç koymadık. Bir de bu şekilde bakalım. Ha, bu şekilde arkadaşlar bakın. Modelim çok güzel olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu güzellik kameraya da yansıyordur bu şekilde modelim bu şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar ilk önce bantımızı tığlama işlemi ile başlıyoruz bu iki zincirle tığladığım tülbentim daha önce hazırda vardı ama bu modelde üçer zincirle tığlanmış tülbent daha iri tığlama olursa bu modele o şekilde çok güzel yakışıyor şimdi ilk başlarken aynen başlayacağız bakın burada üç tane tığ battımız var bu şekilde 3 tane tığ battı ile ilk önce başlıyoruz evet, ilk başlar gibi başlayacağız 3 tane tığ battımı hazırladım şimdi ben buraya 3 tane zincir çekiyorum 2 defa tığımın başını doladım aynı tığ battının içine giriyorum şöyle 2 şöyle 2 2 alarak 3 seferde aldığım bir trabzan tepesine 4 tane zincir çekiyorum ve bu dört zincirimi de trabzanımın arasına girip bu şekilde kapatıyorum. Yine üç tane zincir çekiyorum. Bakın zincirlerimi de sıkı sıkı çekiyorum ki kalıp gibi dursun modeli. Şöyle aynı tığ battanın içine kapattım. Bakın. Bu şekilde bir tane yaprak yapmış olduk buraya. Şimdi tekrar üç tane zincir çekiyorum. İki defa tığımı doladım ve aynı tığ battığının içine. Şöyle 2 2 ve 2. Tekrar 4 zincir. Trabzanımın arasına girip kapatıyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. Aynı tığ battığının içine giriyorum ve buraya sık iğne ile sabitliyorum. 1 İki tane zincir çekiyorum bakın arkadaşlar bu şekilde iki tane yaprak yapmış olduk aynı yuvanın içine ben tığ battığı o yüzden 3 zincir çekerseniz güzel olur dedim bu yaprakları rahat bir şekilde içine yapmak için hemen iki zincirimle 3 tane tığ battı yapacağım yandaki boş olan tığ battıma giriyorum ve sabitliyorum tekrar 1 iki zincirimi çekip Evet, yanındaki boş olan tığ battıya kapattım ve tekrar iki zincir, 3. tığ battımı da bu şekilde buraya kapattım. şu şekilde. 3 tane tığ battı. 3. tığ battığı kapattım. Bu tığ battının içine yine 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım ve yuvanın içine girip 2 2 2 olarak aldım. 4 zincir çekiyorum ve bu yaptığım trabzanı kapatıp buraya bir tane kirpik oluşturdum ve yine üç tane zincir çekiyorum aynı tığ battının içine kapattım şöyle bakın ilk yaprağımızı bu şekilde yaptık 1 2 3 zincir 2 defa doladım aynı tığ battıya giriyorum şöyle 2 2 2 alarak şöyle sıkı sıkı alıyorum ki fazla uzun olmasın. 2 defa çekmemin sebebi de bu şekilde kalıp gibi bir trabzanımın olması. Yine 4 tane zincirimi çekiyorum ve trabzanımın arasına girip kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı tığ battımın içine girip şöyle kapattım. 1 ve iki tane zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde şöyle yapraklar oluşturduk. Şu şekilde de bakalım. Hemen tığ battımı bir kapatayım. Şöyle iki zincir kapattım. Bir, iki zincir kapattım. Evet. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Birbirine yakınlık mesafesi bu şekilde yakın olacak. Sonra bunların bu üç zincir mesafesinde olan 4 zincirli tomurcuklarından tutturacağız şöyle bir tane daha yaparak kapatalım yine bakın ilk başlarken bu şekilde tığ battımın içine sık ile sabitliyorum 3 tane sıkı sıkı zincir 2 defa tığımı doladım ve yuvanın içine giriyorum 2 2 ve 2 4 zincir kapatıyorum 4 zincirimi buraya minik bir tane epik yapıyorum. 3 zincir kapattım 3 zincirimi. Tekrar 3 tane zincir çekip bunun bakın aynısından buraya bir tane daha yapıyorum. İki defa tığımı doladım. Aynı tığ bat diye giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir, trabzanın arasına girdim, kapattım. Tekrar, şöyle 3 zincir, aynı tığ battıya giriyorum, kapatıyorum. 1, 2 zincir. Evet. Şöyle tırnağınızla çektiğinizde, bakın, şöyle kalıp gibi de duracak. 2 zincirimi hemen yandaki boş olan tığ battıya giriyorum bu şekilde. Tekrar 2 zincir. Sıradaki tığ battıya. 2 zincir sıradaki tığ battıya. Toplamda 3 tane tığ battı olunca şimdi yine 1 2 3 tane zincir çekip 2 defa doluyorum. Yuvanın içine girip 2, 2 olarak aldım. 4 zincir. Kapatıyorum 4 zincirimi buraya. Kirpik yapıyorum. 3 zincir, 3 zincirimi aynı tığ battıya kapatıp şöyle yine yaprağımızın birini hazırladık bu şekilde. 2 defa doladım, aynı tığ battıya giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2 ve şöyle 2. 4 zincir ve tırabzanımın içine girip kapattım. 1, 2, 3 zincir kapatıyorum bu şekilde şimdi bir iki tane zincir çekiyorum hemen yandaki tığ battıya girip kapattım iki zincirimi çektim yandaki tığ battıya girip kapattım iki zincirimi çektim kapattım şimdi arkadaşlar yapmış olduğumuz çimenimize bakalım İnşallah şöyle anlaşılır bir şekilde olmuştur. Evet bu şekilde çimenleri hazırlıyoruz. Şimdi zincirlerimizin yapım kısmına geçelim. Evet ilk başlarken bu dört zincirli tomurcuğun içine sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başlıyoruz ve ilk zincirimi 3 taneden çekiyorum bu şekilde. Bir defa tığımı doladım. Bu tomurcuğun içine 4 zincirli yeşil yuvaya girip 2 2 alarak trabzan yaptım. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi de sıkı sıkı çekip kalıp gibi zincir halkaları yapacağız. Bir defa tığımı doladım. Şöyle trabzanımın içine giriyorum. Şöyle katlayayım rahat görün ve 2 tırnağımla alttakine destek veriyorum trabzanın yapımı kolay olsun diye. 4 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen trabzanın tam orta yerinden şöyle kapatıp 2 2 alarak bir tane trabzan yaptım Yine 4 zincir çekiyorum. 2 3 ve 4. Bir defa tığımı doladım. Zincir bakın trabzanın arasından girip şöyle 2 2 alarak bir zincir halkası oluşturdum toplamda bu şekilde 6 tane yapacağız 4 zincir bir defa dola şöyle zincirin arası trabzanın arasından girip şöyle 2 2 alarak bu şekilde halkalar oluşturuyoruz yine 4 zincir zincirlerinizi sıkı sıkı çekmeyi unutmayın yoksa kalıp gibi durmaz bu zincir halkamız bakın şöyle tırnağımla tutuyorum bir öncekini şöyle 2 2 alarak da trabzanıma arasından trabzan yapıyorum bakın altı tane arkadaşlar yaptık hemen bunu bu dört zincirli diğer yaprağımın şöyle tomurcuğuna kapatıyorum bu şekilde bakın buraya taşlandırmış oldu şimdi diğerine hiç zincir çekmeden sık iğne ile geçiş yapıyorum ilk başlarken gibi yapacağız dediğim yere geldim arkadaşlar. Bakın 4 zincirli tomurcuğun içine sık iğne ile sabitliyorum ipimi ve buraya 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincir bile bakın arkadaşlar bayağı büyük oluyor. Buraya eğer 4 sizin için aynı seviyede ise 4 de çekebilirsiniz. Benim el ayarıma göre ilk zincirim 3'ten oluyor. Yine 4 zincir. 1 defa doladım buraya trabzanımın içine şöyle görmeniz için katlıyorum bu bir altta yaptığımız zincir halkasını tırnağımla tutup şöyle trabzan yapmama kolaylık sağlıyorum 4 zincirimi çektim bir defa doladım yine buraya zincir halkama girip şöyle 2 iki alarak trabzan yaptım 1 2 4 zincir bir defa doladım hemen 2 ve 2 olarak kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir bir defa doladım. Hemen şöyle 2, 2. Bakın 5 oldu. Bir tane daha yapalım. 2, 3 ve 4. Bir defa doluyorum. Buradan trabzanın 2, 2 olarak kapattım. Bakın, 6 tane oldu yine zincir halkam. Şöyle güzelliğine bakın arkadaşlar. Bu güzellik zincir halkasının e, zincirlerin sıkı çekilmesiyle alakalı. Bir de trabzanları bakın aynı seviyede alırsanız bu şekilde güzel bir zincir halkanız olur. Evet, bir sonraki ikinci bu dört zincirli yere sık iğne ile sabitliyorum ve diğer bu dört zincirli yere. Bakın bu mesela gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle yapıp tığınızla bunu açıp rahat bir şekilde de böyle girebilirsiniz. Şimdi ben kameranın ışığı yansıması yine bugün 21 Mart dolayısıyla hava bayağı bir kapalı. Evet. Şimdi bir tane daha yapalım isterseniz arkadaşlar ve tamamlayalım. <laughs> Evet arkadaşlar, modelimi bu şekilde tamamladım. Bakın çok hoş ve çok güzel bir model oldu. Şöyle karşıdan da bir bakın. Şimdi bu modeli gördüğüm zaman arkadaşlar bana geldiği zaman, istendiği zaman o kadar çok beğendim ki hemen yaptım sizlere. Sizler de muhakkak bu modeli beğenirsiniz diye düşündüm. Evet, modelimi bu şekilde tamamladım. Şöyle alt çimeni en çok hoşuma giden yeri oldu arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Şöyle çimeninin güzelliği. Ee, sizlerden bir tane daha ricam olacak arkadaşlar. Devamı takip eden arkadaşlarım bilir. Kedim Hürrem için sizlerden ee, şöyle felak nas isteyeceğim. Nazara geldi herhalde rahatsız. Ona dua etmenizi isteyeceğim içinden gelen arkadaşlardan hepinize teşekkür ederim. Şimdiden herkesten Allah razı olsun arkadaşlar. Şöyle bir de sallantılı halinden bakalım. Emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.